Değerli izleyiciler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz bir kez daha. Naci Şensoy hocamla futbol teknik programımıza hoş geldiniz. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar Akın Bey. İyi akşamlar hocam. TFF 1. Lig'de 13. haftaya başladık hocam. Ve 4 tane maç cumartesi programında bugün akşam itibariyle oynanmış durumda. Ve bol gollü bir hafta başladı. Gençler Birliği Tuzla Spor maçı dışındaki karşılaşmaların hepsinde birden fazla gol var. Ve maçları izlediğimizde Erzurumspor şampiyonluk yarışında yoluna bir 3 puan daha alarak devam etti. Her ne kadar Boluspor karşısında zaman zaman hani zorlansa da istediği sonucu almayı bildi. Alt sıraları ilgilendiren karşılaşmaları da Menemenspor Balıkesirspor arasında oynandı ve Menemenspor 2-1 galip geldi. Playoff yarışını daha çok ilgilendiren maçlar vardı akşam seansında. Bursaspor'la İstanbulspor arasındaki karşılaşmayı İstanbulspor 4-2 kazandı ve sahada geçen seneki İstanbulspor'u ben sanki izledim. Yani o performans bakımından, oyun temposu yönünden, oynanan estetik futbol yönünden İstanbulspor geri döndü sanki ve Bursaspor'da da yani rüya biraz yani bir rüya vardı. O rüya biraz henüz kabusa dönmese de biraz bozuldu, öyle söyleyelim. Gençler Birliği'nde işler çok kötü gidiyor. Son haftalarda arka arkaya bir türlü istenen sonuçlar gelmiyor ve bu kez de kendi sahasında Tuzla Spor'a mağlup oldular ve Tuzla Spor'da ilk 6 yarışı için pes etmedim dedi bu skorla. Değerli hocam, isterseniz şey yapalım. Aslında şöyle bir zorluk da var. Yani izleyicilerimize açıkça söylemek de lazım bunu. Aynı anda 3 maç izlemek zorunda kalıyorsunuz. Yani Süper Lig'de de bir maç oluyor. O kanalımızı onu da takip etmek zorundayız. TFF 1. Lig'de aynı anda 2 maç oynanıyor. Aynı anda 3 maçı böyle bir oraya. Tabii bir noktadan sonra istediğiniz kadar da iyi takip edemiyorsunuz. Ben daha çok bu akşam şeyi takip ettim, sözün gelişi. O yüzden oradan başlamak istiyorum. Bursa Spor, İstanbul Spor maçını takip ettim. İstanbul Spor sahadan 4-2'lik bir galibiyetle ayrıldı. Bursa Spor maça iyi başlar gibi oldu ama bu Topalli'nin sağ kanattan geliştirdiği arka arkaya etkili atakları durduramadılar. De çok iyi bir günündeydi bu genç Muammer de. Çok iyi bir günündeydi. İbrahim Yılmaz da tecrübesini konuşturdu ve geçen seneki az önce söylediğim gibi oyununu adeta tekrar eden iyi bir İstanbulspor gördük. Siz de İstanbulspor'u çok iyi tanıyorsunuz. Ben biliyorum, İstanbulspor camiasını iyi de takip ediyorsunuz. Hocam, Bursaspor İstanbulspor maçıyla başlayalım isterseniz. Bu iki takımı ve bu karşılaşmayı nasıl yorumluyor? Evet Akın Bey, çok haklısınız. Hafta sonumuz öyle geçiyor, çok dinamik geçiyor. Bir taraftan televizyondan maçları izliyoruz, diğer taraftan aynı anda diğer maçlar oluyor. İki televizyondan bir de internetten de maçları izlemek zorunda kalıyorum. Tabii yorum yapmak için. Bir de bunun üzerine de Premier Ligi'ni de izlemek gerekiyor. Çünkü bütün yenilikler futboldaki hakikaten lokomotif rolünü oynayan yenilikler açısından o ligde ortaya çıkıyor. İşte Tuchel'in Chelsea ile yapmış olduğu müthiş bir çıkış. 29 puan 3-0 gibi net bir skorla Leicester'ı deplasmanda yenmesi. Bunları da takip etmek zorundayız Akın Bey. Biraz zor oluyor. Sizin az önce belirtmiş olduğunuz gibi bir sağa bak, bir sola bak. İşte orada gol oldu, burada şey oldu. Bunu da eklemekte fayda var. Yani Premier Ligi'ni de özellikle ben takip etmeyi seviyorum. Çünkü son senelerde Klopp ve Guardiola'nın arasında yarışma geçiyordu ama Alman Tuchel'in oraya gelmesi biraz onların hesaplarını karıştırdığı gibi gözüküyor. Neyse, biz TFF 1. Ligi'ne dönelim. Evet, İstanbulspor sezona genç bir teknik direktörle başladı. Tabii geçen sene yarı finale kadar playoff'ta biliyorsunuz finale kalamadılar. O başarının üzerine bir şeyler koymaya çalıştılar. Bir iki futbolcu
Onları uzaklaştı, özellikle kaptanları, onurları ve stoper, Brezilyalı stoperleri terk etti kulübü, takımı. Onlarsız biraz bocaladılar gibi gözüktü ilk maçlarda ama bir hoca değişikliğiyle yavaş yavaş formlarını yakaladılar. Özellikle Topali, Arnavut futbolcu, Konya'dan galiba, evet Konya'dan aldılar ve bir Arnavutluk ekolü esiyor şu anda şeyde, İstanbulspor'da. Geçen sene de Rotsa olsun, Abazay olsun, ki onlar şu anda yoklar, ama bir Balone Temi sol kanatta ve özellikle Topal ile kanatlardan çok farklı bir hüviyet ortaya koyabiliyor İstanbulspor. Tabii ki diğer futbolcuları da, Eslem'in orta sahaya yerleşmesi, Muammer'in performansı yakalaması, çünkü bunlar kendi oyuncularıydı. Geçen sene Erokspor'a kiralık olarak vermişlerdi. Muammer'e 2 gol attı bugün. İstanbulspor yavaş yavaş sizin de az önce belirtmiş olduğunuz gibi geçen seneki o dinamizmine, geçen seneki o her zamanki gibi 90 dakika mücadeleci, çok koşan bir takım İstanbulspor. Belki de fiziksel olarak en dinamik takım TFF 1. Ligi'nde söyleyebiliriz. Eskiden yaş ortalamasının düşüklüğüne bağlanıyordu. Ama şimdi de alınan doğru yabancılar, özellikle bu Arnavut ekolü oturdu İstanbulspor'da. Ve geçen hafta Menemen maçına zorlanmalarına rağmen son dakikada 3 puanı alabildiler. Ama bir önceki hafta deplasmanda Gençler Birliği gibi bir takımı ve şimdi de Bursa'da 3 maç üst üste 9 puan almak, işte yavaş yavaş İstanbulspor'u ortalardan, bakın alt yerlerinden, çünkü çok aşağılardaydı ilk 5 maçta. Şimdi de ilk 6'lığa çok ciddi bir aday yaptı İstanbulspor'u. Bursa'ya gelince, Bursa sizin de vurgulamış olduğunuz gibi maalesef bir kimliğini bulamıyor. Ve rotasını bulamıyor. Acaba bir İstanbulspor'un yapmış olduğu bu seriyi, 3 maçlık üst üste bir seri yapamıyor Bursaspor. Çünkü bu ligde bir seri yapamazsanız çok ciddi bir şekilde, vurgulu bir şekilde hedefinizi maalesef belirleyemezsiniz Akın Bey. Dikkat ederseniz hangi takımlar böyle bir seri yakalıyor, o evet ligde ben varım diyebiliyor. Bu yüzden Bursa'nın sorunları devam ediyor. Kadrolarına baktığınız zaman fena da bir kadroları yok. İçerideki gençlikle harmanlanmış doğru yabancı seçimleri, savunmada olsun, ucumda olsun, ama maalesef işte sonuçlara yansımıyor. Daha güzel günlerini, o eski günlerini, o şampiyonluk atmosferini Bursa galiba seneye erteledi gibi gözüküyor Akın Bey. Hocam merak ettim, bu Abazay ve Rotsa değil mi? Rotsa, evet evet. Bu iki futbolcu İstanbulspor'la ilişkisini kesti mi, yoksa sakat ya da işte farklı bir sorun mu var? Şimdi benim bildiğim Rotsa ciddi bir sakattı. Uzun zaman oynayamıyordu, oradaydı. Abazay da sezon başı başladı oynamaya. Ondan sonra bir anda kadroda yok. Burada tam bir bilgim yok Akın Bey. Bu yüzden fazla bir şey bunun üzerine söyleyemem. Yani bence orada olmaları lazım gibi geliyor bana, ama her şey de olabilir. Kesin bir bilgim yok açıkçası. Anladım. Peki Bursaspor'a geri dönecek olursak hocam. Siz de ifade ettiniz, Bursaspor aslında çok zor bir sezon geçirdi geçen yıl ekonomik sıkıntılar nedeniyle. Bu sezon o ekonomik sıkıntılardan bir nebze kurtuldu, silkelendi, ama rotasını da tam tahin edemedi bir türlü. Bunu çok güzel ifade ettiniz siz. Peki Özcan Bizati ile devam ediyorlar. Tabii ki böyle bir yenilgiyle de hoca değiştirecek bir şey, kulüp değil yani Bursaspor. Daha evvel de Mustafa Er ve Fatih Tekkeyren yollarını ayırmışlardı. Yani siz Bursaspor'a ne tavsiye edersiniz? Özcan bizatiyle işte sezon sonuna kadar sabırla devam mı etmeliler? Bu sezon ilk 6'yı zorlayabilirler mi? Yoksa hayır, bu sezon kayıp bir sezondur ama bunu şeye de dönüştürebilmek için, kâra dönüştürebilmek için işte gelecek sezonun altyapısını, gelecek sezonun şampiyon olacak takımının altyapısını mı kurmayı denemeliler? Sizce Bursaspor nasıl bir strateji izlemeli? Evet, güzel bir soru Akın Bey. Bursa her şey yapabilir ama
o büyük camia, o büyük taraftarın ruhunda hareket etmek zorundalar. O büyük camia, o büyük taraftar kesinlikle küçük düşüncelere müsaade etmez. O sabrı göstermez Akın Bey. Başka bir camia olsa tamam ama Bursa, az önce belirtmiş olduğum gibi şampiyonluk yaşamış bir Bursa, bu hedefler küçük kalır. Bu yüzden bence Bursaspor elinden geleni her şeyi yapacak. Fena da bir kadroları yok. Eğer biraz sabırlı olurlarsa, ister hoca konusunda, ister sonuçlar konusunda, biraz yönetim ve taraftar sabırlı olurlarsa ve desteklerlerse, Bursaspor'un kadrosu bence fena bir kadro değil. Sadece ufak tefek rötuşlarla sezon sonunda, çünkü çok yetenekli futbolcular var. Altyapıdan yetiştirmiş oldukları çok yetenekli futbolcular var. Biraz bu yabancılar konusunda ve yerli bir iki tane Eyüpspor'un ve mesela Eyüpspor'un yapmış olduğu Stanku ile olsun, Umut Bulut'la olsun, böyle bir iki tane deneyimli futbolcu ya da Ankara Gücü'nün bizim Eren'le, Eren Derdi Yok'la yapmış olduğu çok önemli. Çünkü bir lider çok önemli takımda. Yani Bursa'da o liderlik eksik yani Akın Bey. Oraya iyi bir planlama yaparlarsa ilk altılıya ulaşmak zor bir iş değil şeyde, TFF 1. liginde. İşte görüyorsunuz, daha düne kadar İstanbulspor sonuncuydu neredeyse. İşte 3 maç üst üste galibiyet alarak 9 puan aldınız mı hemen ilk altılı zorluyorsunuz. Bence Bursa bunu eğer bu planlamada, bu arada az önce belirtmiş olduğum unsurlardan dolayı bir hata yapmazsa bu camia kesinlikle büyük hedeflerden vazgeçmez. Anlıyorum hocam. Peki Erzurumspor'u konuşalım hocam. Erzurumspor bugün 3-2 yendi Boluspor'u. Boluspor aslında bu ligin renkli takımlarından birisi. Yani kolay teslim olmayan, işte istekli top oynayan bir takım. Ve Erzurumspor'a da kolay teslim olmadılar aslında. Erzurumspor'un da belki beklediğinden de zor geçti maç. Kağıt üzerinde Erzurumspor'un çok daha rahat kazanması bekleniyordu. Fakat 3-2'lik bir skor var. Ki Erzurumspor'un en kuvvetli noktasının defansı olduğu gibi bir kanaat de var. Yani 11'ine baktığınızda gerçekten güçlü bir defans şeyi var, Erzurumspor'un yapısı var. Ama bakıyoruz işte 14'te Novi Kovas'la, 27'de Eren Tozlu'yla bulunan goller. Daha sonra Bregu, o da bir Arnavut yanılmıyorsam, işte durumu 2-1 yapıyor. Son dakikalarda maç tekrar hareketleniyor. Hasek devreye giriyor, 3-1 yapıyor ve son olarak yine bir penaltı golüyle durum 3-2 oluyor. Teslim olmayan, direnen bir Boluspor ama bu takımı işte bileğini bükmeyi başaran bir Erzurumspor gerçeği var orta yerde ve istediğini alan Erzurumspor tabii ilk iki hedefi doğrultusunda bir adım daha atmış oldu bana göre. Nasıl değerlendiriyorsunuz Erzurumspor-Boluspor karşılaşmasını? Evet, Erzurumspor sezona biraz geri filmi çevirirsek sezona pek istediği gibi başlamadı. Çok az gol atabiliyorlardı Akın Bey. Hep böyle 1-0 zor galip geliyorlardı. Deplasman da olsun, evlerinde olsun, böyle 90 dakika mücadeleci bir futbolda çok az gol pozisyonuna girip bir tane gol sıkıştırıp öyle galibiyetlere ulaşıyorlardı. Şimdi bakıyorsunuz Erzurumspor daha kolay gol atıyor. Ama işte golde yiyor. Onun balansını Erkan Sözeri hocam mutlaka eğer istikrarlı bir şekilde başarı elde etmek istiyorsa onun dengesini sağlamak zorunda bir kere. Bu bir. İkincisi, bu ligde artık işte kolay bir takım yok, kolay maç yok. Geçen hafta Balıkesir'de de zorlandı Erzurumspor, 2-1 aldı. Şimdi de 3-2 Boluspor, görüyorsunuz Boluspor ve Balıkesirspor ligin sonuncusu zorlanıyor. İddialı olan bir Erzurumspor'a zorlanıyor. Bu da bu ligin zorluğunu ortaya koyuyor. Ne kadar zor bir lig, ne kadar birbirine çok yakın takımların kalite açısından olduğunu anlatıyor. Ama Erzurumspor sonuçta 25 puan yapabildi. Özellikle Ankara Gücü mağlubiyetinden sonra 4 maç üst üste çok güzel 10 puan topladılar.
Ve bu 10 puan onları çok farklı yerlere getirdi. Ve bence işte görüyorsunuz Ankara Gücü olsun, Ümraniye olsun ilk 6-7 maçta arayı açmış bir Ümraniye Sporu yakaladılar. Bunu bekliyordum ben zaten. Ve Erzurumspor ilk 2'den olmasa bile ilk altılıkta yerini alacaktı sezon, yarı sezonda. Yarı sezondan sonra devre arası artık Akın Bey biliyorsunuz hangi camia daha ciddi bir şekilde doğru adımlar atıyorsa o sonunda biraz rotasını da farklı değiştirebiliyor. İlk 2'den de çıkabiliyorlar. Ben Erzurumspor'u geçen seneki daha doğrusu lige çıktıkları seneki o ruku yakaladıklarını ben görüyorum. Çünkü hem kaliteli kadroları var, bu ligi çok iyi tanıyan teknik direktörleri var ve artık bu maçlara ve bu lige alışmış hem bir camiaları var hem de bir yönetimleri var. O ruhta devam ediyor Erzurumspor. Boluspor'a gelince Boluspor işte acaba alt gruptan uzaklaşabilirler mi diye bir seri yakalamada zorlandı Boluspor. Zor mağlup oluyor. Özellikle Manisa FK'ya karşı 75 dakika 10 kişi oynamalarına rağmen 2 gol atmakla yani 0-0 10 kişi oynar 10 kişi kalabilirsiniz bir maçta ama gol atmadan 1 puan alırsınız. Halbuki öyle değil. Boluspor 10 kişiyle bile Manisa FK'dan puan alabildi. Bu da Boluspor'un çok farklı bir gücünü ortaya koyuyor. Zor mağlup oluyor. Erzurumspor'a gibi deplasmanda 2 gol atıyor. Manisa FK'ya attığı gibi. Ama bir şekilde İstanbulspor'un yapmış olduğu o seri galibiyetleri alıp evet ben bu sene yukarılarda zorlayabilirim diye bir mesaj veremiyor. Vermeye çalışıyor. Maalesef bunu yapamıyor. Bunlarda da Arnavut ekolü var biliyorsunuz. Kaleci Selmani Balıkesir'den alınan Menemen'den alınan. Ondan sonra işte Bregu, golü atan Bregu ve sağ açıkları var aynı zamanda. Bunlar da İstanbulspor gibi bir Arnavut ekolüne döndüler. Ve Boluspor dediğim gibi belki ortaları zorlayabilir. Yani 8. yer ve 12. yer arasında oralarda tutulmaya çalışır. Onun üstünde fazla şu andaki görüntüsüyle pek fazla bir şey yapabilecekleri görünmüyor. Bir krize girip çok farklı bir krize yaşayıp küme düşme tehlikesini yaşarlar mı onu da ileriki haftalarda göreceğiz. Hocam günün diğer ilginç maçlarından biri de Gençler Birliği ile Tuzla Spor arasındaydı. Hani böyle tahterevalli gibi bu iki takım. Böyle bir çok ilginç bir grafik çiziyorlar. Tuzla Spor ya sürekli kazanıyor ya sürekli kaybediyor. Gençler Birliği de öyle. Ya sürekli kazanıyor ya kaybediyor. Şöyle ben baktım. Tuzla Spor'un son 5 maçında üst üste alınan 3 yenilgiden sonra üst üste 2 galibiyet aldı. Gençler Birliği de bir anda atağa kalkmıştı. Bir seri galibiyetler alıyordu. O seri galibiyetlere 3 hafta önce bir ara verdi. 3 haftadır da yeniliyorlar. Üst üste 3 yenilgi. Aslında iyi bir takım Gençler Birliği. Ben özellikle saha içerisinde birkaç tane çok iyi oyuncuları olduğunu düşünüyorum. Kalecileri dahil. Çok iyi futbolcuları var. Metin Diyadin gibi tecrübeli de bir teknik direktörleri var ama Gençler Birliği bugün bir yenilgi daha alarak yani hem taraftarlarını endişelendirdi hem de yarıştan ilk 6 yarışından biraz daha uzaklaştı. Tuzla Spor ise ya bu sene de yani geçen seneye benzer bir şekilde gidiyor deniyordu. Yani işte iyi başladı ama gitmez bu deniyordu. Fakat 2 haftadır galip gelen Tuzla Spor 6. sırada 20 puan topladı ve pek de öyle kolay vazgeçecekmiş gibi de durmuyor. Nasıl değerlendirirsiniz bu iki takımı? Evet Akın Bey, Gençler Birliği daha sezon başlamadan önce Gençler Birliği hakkında acaba Ankara Gücü şu andaki göstermiş olduğu performanstan bahsediyorum. Acaba Ankara Gücü gibi iddialı bir şekilde ben bu sene varım hatırlarsanız böyle bir ifadelerde bulunmadılar. Çok mütevazi bir şekilde demeçler vermeye başladı yönetimi. Çünkü biliyorsunuz yeni bir yönetim geldi Gençler Birliği'nin başına. Ve maalesef onların tahmin ettikleri gibi yani yönetimin tahmin ettikleri gibi sonuçlarda aynı paralelde Gençler Birliği almaya devam ediyor. 4 maç önce Samsun Spor'a karşı Samsun'da 2-2'lik beraberlikten sonra
O maçta galip gelselerdi belki de farklı bir seri yakalayabileceklerdi. Ama çok enteresandır. O beraberlikten sonra zaten 3 maç üst üste galip gelen bir Gençler Birliği. Yani 4 maçta 10 puan toplayan bir Gençler Birliği birdenbire İstanbulspor mağlubiyeti ve arkasından Keçiörengücü mağlubiyetiyle 2 mağlubiyet üst üste, işte bu da 3.'sü Tuzlaspor mağlubiyetini getiriyor. Görüyorsunuz grafikleri, özellikle özgüven grafikleri bir yukarıya çıkıyor. Evet diyorsunuz, mesela Samsunspor beraberliğinden sonra yakalanmış olan, daha doğrusu aldıkları 10 puan Gençler Birliği şöyle konuşuluyordu. Evet, Gençler Birliği üstünden o ürkekliği attı ve ben ilk altılıkta en azından şu halimle varım bir mesajını verdi. Ama maalesef işte az önce belirtmiş olduğum gibi hem İstanbulspor hem Keçiörengücü mağlubiyetleriyle, özellikle evinde İstanbulspor'a karşı mağlubiyetleriyle ve farklı bir özgüven kaybı yaşıyor. Camia çok farklı bir ortama bürünüyor ve maalesef takım da o istikrarı bir şekilde gösteremiyor. Bu kolay değil. Gençler Birliği camiası büyük bir camia olsun ki Metin Diyar'ın, oranın ağır bir ismi ama camia çok farklı beklentiler içerisinde. Çünkü mazisine baktığım zaman Avrupa kupalarında olağanüstü başarılar göstermiş, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmiş bir Gençler Birliği söz konusu. Onun altında 3 aşağı 5 yukarı Bursaspor'a söylediklerimiz, Bursaspor belki taraftar olarak daha büyük bir camia Gençler Birliği'nden, Gençler Birliği. Ama başarı açısından ve kulübün CV'si açısından Gençler Birliği onun altına düşmek istemiyor. Orada önümüzdeki haftalarda her şey beklenebilir Akın Bey. Anlıyorum hocam. Peki hocam, günün son karşılaşmasında Menemenspor Balıkesir Spor'u 2-1 yendi. Bu da aslında bu ligin 6 puanlık maçlarından birisiydi yani alt sıralar açısından. Menemenspor aldığı bu galibiyetle küme düşme çizgisinin epey bir üstüne çıktı, bir derinde nefes aldı. Bundan sonraki haftalar için epey kredi topladı bu karşılaşmayla. Balıkesir Spor ise bütün çabasına rağmen, bütün gayretine rağmen istediği sonuçları alamıyor. İyi niyetli futboluna devam ediyor. Ancak bu şeye yansımıyor. Skora yansımıyor. İşte bugün Ahmet Sagat'ın golü, arkasından Emre Özer'in golü. İşte buna cevap vermek istediler yabancı oyuncularıyla. Ama istedikleri sonucu yine alamadı Balıkesir Spor. Balıkesir Spor'un gidişatı ve Menemen Spor'un gidişatı hakkında görüşlerinizi alayım hocam. Evet, her iki takım da ligin tabeladaki alt yerlerinde yerlerini almış iki takımımız. Menemen Spor çok enteresan, kompleksiz. Yani bir aşağılık kompleksi taşımadan her maça öyle çıkıyor. İçeride olsun, dışarıda olsun. Gereken saygıyı, rakiplere karşı gereken saygıyı gösterip kendilerine daha çok konsantre oluyorlar. Ve her yerde aynı futbollarını oynamaya çalışıyorlar. Neden bunu söylüyorum? Mesela bir Ankara Gücü deplasmanında Menemenspor gidip 0-0'a yatıp 1 puan almadı. İki tane gol atıp Ankara Gücü'ne puan alabilen bir Menemenspor. Yani bunların zihniyetini, bunların maça yaklaşımlarını, yani takım olarak felsefelerini ortaya koyuyor. Herkesle didişebiliyorlar. Herkese, her takıma şöyle mesaj veriyorlar. Evet, yenebilirsiniz sizi ama dikkat edin, bizde o kompleks yok. Biz çıkıp kendi futbolumuzu oynuyoruz. Menemenspor'un en büyük özelliği bu, Akın Bey, ve işte bu özellikte onlara 14 puan toplayabildi. Balıkesir geçen hafta işte İstanbulspor'a da karşı 3-2 mağlup oldular. Yani 2-0 gerideyken, evet, sisli bir havada biraz maç durmuştu, o oyun ritmini bozdu sisli hava. Ama sonuçta iki gol gerideyken Menemenspor 2-2 yakaladı ve maçın son dakikalarında mağlup oldular. İşte en büyük özelliği Menemenspor'un bu. Balıkesir'e gelince, Balıkesir'de maalesef sezon başı problemler ortadaydı. Bir şekilde ondan kurtulamadılar. Her sene zaten dikkat edersek Akın Bey, sürekli bir sorun yaşıyorlar. Bir şekilde bir çıkış yapamıyor Balıkesir, yani sürekli her sene küme düşmemeye oynuyor. Onun üstüne ne bir kadro seçiminde ne de bir teknik direktör seçiminde maalesef istikrarı sağlayabilmiş
bir kulüp olmadı Balıkesir Spor. Sürekli teknik direktör değişikliğine gidiyor. En sonunda da işte çok deneyimli Giray hocamız Balıkesir Spor'un başına geçti. Tabii ki Giray Hoca çok farklı bir kalite getirecektir mutlaka. Antrenmanlarıyla, yaklaşımıyla, o futbolculardaki kaybolan özgüveni geri getirmede elinden geleni her şeyi yapacaktır. Ama işte yetmiyor gördüğünüz gibi. Bu 6 puanla bu rekabette, bu 6 puanla ve bu ligdeki kulüplerin rekabetinde Balıkesir bu sene çok zorlanacak gibi gözüküyor Akın Bey. Olsun ki doğru karar aldı, deneyimli bir teknik direktör getirdi. Demek ki o yetmiyor. Çok farklı, devre arasında çok farklı işler yapmaları gerekir ki eğer kümede kalmak istiyorlarsa. Evet, bir taraftan da tabii tahtayı açmaları gerekiyor her şeyden önce. Onun için para bulmaları lazım. İşleri çok zor tabii. Allah evet. Yardım etsin diye. Hocam yarın tabii ki pazartesi günü güzel maçlar var. Bandırma Spor, Kocaeli Spor maçıyla açılacak pazar günü. 13. haftanın perdesi. Sonra işte alt sıraları ilgilendiren bir maç. Denizli Spor, Keçiören Gücü maçı var. Kıran kırana bir maç olur. Manisa FK, Altın Ordu ikisi de yani bu sezon hiç iyi gitmiyor. Bakalım 6 puanlık bir maç da orada oynanacak. İkisi de can derdinde diyelim. Adana Spor, Ankara Gücü, Adana Spor adlı oranında yer edinmek istiyor. Geçmişi oranında ligde ve bir çıkış arıyor. Son haftalarda oldukça iyi gidiyor. Buna karşılık da şampiyonluk yarışında olan bir Ankara Gücü var karşısında. Orada da bakalım nasıl bir sonuç çıkacak, merakla izliyoruz. Pazartesi günü de Eyüp Spor, Samsun Spor maçıyla kapanacak perde. Samsun Spor iki oyuncusunu zaten göndermişti. İki oyuncusu kart cezalısı. Yasin'le Hasan en önemli iki oyuncusu kart cezalısı. Diomende de sezonu kapattı geçirdiği sakatlıkla. Samsun Spor'a Allah kolaylık versin. Yani karşısında da Eyüp Spor gibi ligin en iyi takımlarından birisi var. Bakalım o karşılaşmada ne sonuç çıkacak, hep birlikte izleyeceğiz. Ve bu kanalda Naci Hocam'la ve diğer değerli yorumcularımızla önümüzdeki günlerde hem TFF 1. Ligi hem Süper Ligi yorumlamaya devam edeceğiz. Hocam TFF 1. Lig'in genel durumu hakkında bir yorumla birkaç cümleyle isterseniz programı kapatalım. Buyurun hocam. Evet, tüm özelliğiyle, sezon başı söylediğimiz tüm özellikleriyle devam ediyor Akın Bey. Yani ne öngördüysek TFF 1. Ligi'yle onlar hepsi gerçekleşiyor. Yukarıda net bir şekilde, kristalleşmiş bir şekilde ben şimdiden ilk ikiyi garantiledim diye bir takım yok. Evet, sürekli bir zaman içerisinde bir seri yakalayan takımlar kendilerini kanıtlamaya çalışıyorlar ve dikkat edersek sadece bu bir iki takım için değil, bütün lig için geçerli. Bu ligde iyi konsantre olup daha sorun yaşayan, yani kar cezalıları, işte sakatlıklar, daha sakatlıklar, yönetimdeki istikrarlık, tüm bu atmosferi yakalayabilen zaten o seriyi yakalıyor. İstanbulspor'un en büyük özelliği de zaten bu. Dikkat edersek İstanbulspor'da o istikrar yönetimsel anlamda Akın Bey devam ediyor. Bu da işte etkiliyor. Hem futbolcuları etkiliyor hem de camiayı etkiliyor. Bu ligin işte az önce belirtmiş olduğum gibi aynı şeyleri ileride de aynı ruhu, aynı tabloyu, aynı görüntüyü göreceğiz gibi gözüküyor. Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyenlere de teşekkür ediyorum. İzledikleri için henüz abone olmayan izleyicilerimize tabii bir hatırlatma da yapmış olalım. En büyük teşekkürü de Naci Hoca'ya yapalım. Kendisini yorduk. Bugün cumartesi günü karşılaşmalarını aslında bir diğer programımız, onu da izlememiş olanlara tavsiye edelim. Süper Lig cumartesi günü oynanan karşılaşmaları da Naci Hocam'la bir başka programda yorumladık. Bizi izleyen herkese ve Naci Hocam'a tekrar teşekkür ederek bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum efendim. İyi akşamlar.